yapılan ticari alanlar. Kendiniz yaptınız, belediye firması yaptı. Neden belediye kiraya vermedi, araya böyle bir firma sokuldu? O firma sokulmadan yapılamaz mıydı? Veya evet. Çok mu uğraşılacaktı? Değerli arkadaşlar, tabii biz bunu ziyadesiyle değerlendirdik. Konyaaltı'nın bu ihaleden önceki halini hatırlıyorsunuz değil mi sahibiniz? Yani maalesef bu alan Antalya'nın tüyü uyuşturucu merkezi. Bunu hepiniz iyi biliyorsunuz. Emniyet basın bültenlerinde de o döneme ait birçok uyuşturucuyla ilgili bu kart raporu elinizde. Maalesef burada namus cinayetleri işlendi. Kadınlar öldürüldü. Sayın Böcek Konyaaltı Belediyesi makamında oturuyorken önünden travestiler ayrılmıyordu. Onların arasından geçerek evine gitti. Bunları yaşadılar. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bak bu laf çok önemli. Yani 254 milyon lira faiziyle 300 milyon lirayı oradan geçişine engelleyememişim. Emniyetimize de ayıp ediyorlar. Burada polislerimiz, ahlak polisi herkes çalışmıştır. Bu konularla ilgili Yavuz hırsız ev sahibini bastırın. Çok açıktır. Bunu sevgili Antalyalılarım hepsi bilsin ki Muhittin Böcek olarak bir o değil, daha şimdi Boğaçay var, sırada olanlar var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 254 milyon lira harcandı. Bu işlerde aradan cımbızla fiyat çekip mal bulmuş mavi gibi ortaya çıkmak abesle işgaldir. İşin toplam reel maliyetine bakmak lazım. Bazı mallar, bazı kalemler karlı, bazı kalemler zararlı gözükebilir. Çünkü onu da ayrıca anlatacağım, bu birim fiyat teklif usulüne göre yapılmış ihaledir. Bazı kalemlerde bayındırılık post fiyatlarıyla teklif vermeniz gerekir ki onun üstünde teklif veremezsiniz. Bazı kalemlerde ise özel post fiyatlarına göre fiyat verir. Esas olan işin toplamında kamu zarara uğradı mı? Ona bakacağız. Antep'e kim? Belediye kim? Biri baba, biri oğul. Biri sağ cep, diğeri sol cep. Sen kimi kandırıyorsun? Zaten Antep'e kendi yapmamış, dışarılardan almış. Fakat yönetimi kendisi atadı. Neymiş de baba, oğul, sağ cepten, sol cepten. Ya tüyü bitmemiş, yetim hakkı yenmiş diyorum. Biraz insaf. Yani böyle bir şey olabilir mi Sayın Bullu? Yani biz nezaket kuralları içerisinde böylesi bu kadar ucuz mu insanların? Geçmiş dönemde belediye başkanı arkadaşlarımız bir kuruş belediyelerimizi zarara uğratmamış. Yüklenici firma. Sana ne yüklenici firmadan? Neden savunuyorsun? Avukatlığına mı soyunuyorsun? Basın toplantısı yaparak bile bile halka yalan söylediği için Sayın Böcek istifa etmelidir. Kendisini buradan istifaya davet ediyor. Böylesine açık yalanlarla halkı kandırmaya çalıştığı ve açık düştüğü için istifa etmelidir. Bay Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı sana 10 gömlek değil, 100 gömlek büyük gelmiştir. İşte hat bilmezlik böyle bir şeydir. Bu Antalyalı hemşehrilerime bir hakarettir. Muhittin Böcek 26 yıla gelişinde çalmadan çaldırmadan gelmiştir. Tüy bitmemiş yetim hakkını korumuştur. Benim ceketin büyük küçük geleceğine o karar veremez. Ufku da yetmez. Biz buranın tabii uzun süreli bir ihaleye çıkması hususunu önemsedik. Yapılacak yatırımın geri dönüşü, bizim başlangıçta yolumuz yapıştık devletle olduğu için yapılacak yatırımın geri dönüşünün uzun süreli bir ihaleyle mümkün olabileceğini biliyorduk. O yüzden ben aslında biliyorsunuz kıyı alanlarının 10 seneden fazla kiralanamaz hükmü nedeniyle bu konuda nasıl bir yol yöntemi inceleyeceğimizi değerli o dönemki Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'la paylaştık. Naci Bey dedi ki onun formülü bende, ben şimdi arıyorum genel müdürü. 10 seneden fazla olmayacağı için 10 artı 10 artı 10 diye bir kendisi özellikle bu konuda bir hukuki çözüm yolu üretmek suretiyle bizim orada 30 senelik ihale yapabilme, ki 2 senesini proje ve yapım işiyle geçirdiğimiz için 28 seneye düşüyor. 30 senelik bir ihale yapım işini sağ olsun Sayın Bakanımızın da talimatları çerçevesinde çözümledik. Bunu mecliste uyardım. Dedim ki yapmayın. Rekabet koşulları oluşmamıştır. Siz burada vicdani şeyiniz ömür boyu çekersiniz.
Ayrıca kaldı ki 8 artı 10 10 konuşmasında yine bugünkü basında da konuşmasında yine arkadaşlarım 30 getirdi. Yıl olarak söyledi. Dönemin Bakanlık, Maliye Bakanı Naci evet, Ağbal. Bakandan diyor izin aldık. Hiç mi vicdanın ısızlamadı? Hiç mi vicdanın ısızlamadı? Siz 30 yılı nasıl tüy bitmemiş yetimin hakkını belediyemizin öz kaynaklarından 254 milyon, Sayın Bulu bu 254'le de kalmıyor. Kredi çekildi buraya. Şu anda 300 milyon lira zararı var Antalya Büyükşehir Belediye'mizin. 300 milyon.